kripto para vergisi iki farklı vergi gündem ediyor. Bunlar üzerine şöyle bir konuşacağız ve neymiş ne değilmiş diye duruma bir göz atmaya çalışacağız. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bunları gerçekleştirelim. Bu anlamda izleyen herkes hem bu videoyu beğensin, abone değilse abone olsun lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi vergilendirme meselesinden bahsediyor. Vergiler son iş olmakla birlikte burada en önemlisi, yani birebir de sizi, hepimizi, herkesi alakadar eden başlıca kısım işlemler üzerinden vergi konusunu ifade etmektedir. Bu yapılacak her bir işlem üzerinden belli oranda vergi verilmesini tabii ki ifade etmektedir. Buna globalde de genel olarak bu durumun üzerine çalışmalar bulunmaktadır ve %5'lik bir vergiyi ifade etmektedir. Hatta nerede o, bu haber üzerinde söylüyordu ama tabii ki de bulamayacağız. Yani çok aslında küçük bir vergi. Bakın ne diyor? Vergi oranı %5 civarında olması beklenmekte şeklinde. Buradaki %5 civarında dediği şey işlem ücretinin %5'i şeklinde karşımıza gelecektir. Ve buradaki dediğim gibi, yani mevcut varlık nedir? Yapılan işlem nedir derken, yapılan işlem ne kadar totalde? Bunun üzerinden bir vergi alınması durumu söz konusu oluyor. Muhabbet budur. Mesela 100 birimlik işlem yaptınız. Bunun örnek veriyorum tamamen. %10'luk mu? 10 birim bir işlem yapılıyor ve bunun da yine %5'i vergi olarak karşımıza geliyor. Budur. Daha doğrusu ekstradan işlem gerçekleştiriliyor. Ekstradan alım yapılıyor. Kesinti yapılıyor. Bunu, buradaki genel mekanizmayı mesela kriptolardaki vergi olarak da düşünebilirsiniz. Mesela yakın vergisi falan var ya, hani Terra Classic'te. Ekstrem vergiler. Mesela bir ara adamlar dedi ki %1,2 oranına çıkarttılar, işte biraz daha az, biraz daha çok falan derken bir vergi sistemi kurdular. Buradaki vergilendirme tabii devlet vergilendirmesi tarzında bir durum değil. Adamlar dedi ki işlem ücretlerine ekstradan bir fiyat biçiyoruz. İşlem ücreti işte bu kadar oranda artıyor. Artan miktarı yakacağız. Buradaki tek fark artan miktarın yakılmaması, artan miktarın vergi olarak devlete gitmesi şeklinde ifade ediliyor diye söylememiz lazım. Tabii yine tıpkı orada da olduğu gibi, yani Tere Klasik tarafı bununla çok fazla oynadı işlem ücretleriyle. Çünkü belli oranda bunun artırılması demek aynı zamanda hacmi de öldürebileceğinden korkuldu. Hatta CZ de zamanında bunu eleştirmişti. Ya sen dedi çok yüksek tutarsan bunu eğer, yatırımcı tercih etmeyecektir ya da trader bunu tercih etmeyecektir şeklinde. Ya borsalara tabii ki ödenen işlem ücretlerinin üzerine ekstradan şey yapıyor. O yüzden böyle bir durum söz konusu oldu. Hakeza ekstradan vergi de ekstrem işlem ücretleri bulunmayan kripto para birimlerinde gerçekten de yüksek trade oranlarının döndüğünü görebiliyoruz. Bakış açısı aynı tabii ki, yani çok yüksek oranda eğer ki vergi alınırsa devlet tarafından hakeza, bu şartlar altında piyasayı ve yatırımcıyı genel olarak ürkütecek bir durum olacaktır. Bu şartlar altında da ne sektör kazanacaktır ne de devlet kazanacaktır. Hiçbir şey olmayacak, herkes yola devam edecektir. Bundan ziyade tabii ki dolayısıyla ortalama kabul edilebilir ve düzgün oranlı diye ifade edebileceğimiz vergi oranları üzerinden hareket edilmeye gayret ediliyor. Ülkemiz için konuşacak olursak eğer, zaten globalle başa baş şekilde gidileceği ifade edildi. Şu anki genel yol haritası da bu şekilde. Şunu unutmamak lazım. Bu şu anki süreçte gelmiyor.
Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde, eğer doğruysa bilmiyorum. Bunu da şey demek istemiyorum ha, yani yalan konuşuyor anlamında söylemiyorum. Fakat sürekli ha geldi, ha gelecek, ha geldi, ha gelecek. Yani gelmeme ihtimali de var, onu söyleyeyim. Yani ben burada açık konuşayım. Bakan Mehmet Şimşek'in son işte yakın zamanda gelecek falan yaptı işte çeşitli şeyler. Dediğim gibi yalanlamak istemiyorum. Ocak ayında da geliyordu yani mesela ama gelmedi. 2021'de de geliyor. Tabii bunun sebepleri Mika ama onlar da ayrı mevzu. Yani dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Bu partide vergilendirme gelmiyor. Kripto düzenlemeleri ve genel yasalar. Vergilendirme konusu şu anda Mika dahil olmak üzere globalde oturmuş bir unsura işaret etmiyor. Yani vergilendirme şu anda globalde gerçekleştirilmediği için Türkiye'de şu an bunu yapma konusunda ve üzerine çalışma konusunda acele etmediği bilinmektedir. Bu benim görüşümce gelecek olan yasalarla alakalı daha önce konuştuk. Ya bu şu anda videonun konusu oradaki kısım ya da kısımlar değil. Onu da ifade etmiş olalım. O yüzden buna dikkat etmek gerekecektir. Hani şey tarzında söylemeyin işte o ne bu ne falan tarzı. Onlarla alakalı zaten daha öncesinde konuşmuştuk. Video konuştuk. Minimum 2026 yılına kadar ben hatta 2026-27'den önce diyeyim kolay kolay vergilendirmenin ana unsur, kıstas ya da şey olacağını çok fazla zannetmiyorum dediğim gibi. O yüzden de yani bununla alakalı yatırımcı da bunu bilirse iyi olur. Şu anda erken bir vergilendirme durumu söz konusu olmayacaktır. Bunu açıkça Mehmet Şimşek de söyledi. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olsa da yasalar şu anki süreç için hiç değilse kısa zaman diliminde herhangi bir vergilendirme olmayacağı bilinmektedir diye ifade etmek gerekiyor. Tevkifat vergisinden bahsediyor. Tahvil ve borsa gibi menkul kıymetlerde olduğu gibi kriptoya uygulanacak diyor. Kazançlar yurt dışına kaçmayacak. Vergi oranının sıfır olması şeklinde ifade edilirken kazançlarını beyan etme zorunluluğunun da sahip olacağı ifade ediyor. Evet, önümüzdeki vakitlerde bunları tabii ki bekleyip göreceğiz diye söyleyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.